Then I come alive in the night to realize I'm in the middle of the time of my life. I never so packed for the stack, never lied on the rap. Got a bag from the way that I write it. Queen looking Tyson, through that I survived, doing 80 to the house. Then I hit it to the sky, changed haters on a tirade. Talking to the crib in the face, be still, let that hate stuff fade. We all want the same, we all want a million. Efendim, selamlar. İnşallah şöyle olacak. Evet, size yol bisikletim TCR'dan bahsedeceğim. Arkadan sevgili eşim Esra şöyle yapma böyle yapma diyor. Çünkü bir tane video çektim ve oradaki çok dizimi hareket ettiriyorum. Elimi hareket ettiriyorum. Onlar hoşuma gitmedi. Işık bir acayip vuruyordu. O hoşuma gitmedi. Bir daha çekiyorum o yüzden. TCR'ı anlatacağım size. Size yol bisikletim TCR'dan hiç düzgünce şöyle ortaya koyup bahsetmemiştim. TCR Advance 2 2022 model hematit rengi 105 setli bir bisiklet kendisi. Ben üstünde bazı değişiklikler yaptım. Onlardan bahsedeceğim. Hemen de başlayalım. Başlıca değişiklik arkada Ultegra aktarıcı var. Arka aktarıcısı Ultegra. Onu ben yapmadım aslında. Bisikletle alakalı bir sorun yaşıyorduk ve Shimano bunun karşılığında 105 arka aktarıcısı olmadığı için elinde Ultegra gönderdi. Bunu da Giant sayesinde yapabildik. Giant Türkiye gerçekten yardımcı oluyor bu konularda. Bu arada bu bisikletle alakalı Giant'la bir anlaşmam yok. Ben bunu satın aldım Nisan ayında. Nisan ayından beri kullanıyorum. 4000 kilometre falan oldu. Niye anlaşmam yok diyorum. İyisiyle kötüsüyle size bahsedeceğim. Kötü bir yanı yok. Bir o yaşadığım şey var. Zincir atıyordu sürekli. Arka aktarıcı kırıldı en sonunda. Ayna kolum bayağı çizilmişti. Bu durumu onlar da Shimano'ya iletti ve biraz da baskı yaparak iletti aslında ve Shimano hızlıca geri dönüş sağladı. Arka aktarıcımı hemen gönderdi. O sırada ayna kolu da göndermişlerdi onlara. Ayna kolu da bana Giant verdi. Yani muadil ürünü vererek bana benim o sırada kullanabilmemi sağladı bisikleti. Çünkü kampa gitmiştim Haziran ayında ve o zamanlarda olmuştu bu olay. Ben de ayna kolsuz gidemezdim. Bisikletim olmadan gidemezdim. Gravel'la gidemezdim. O zamanlar Revolt da yoktu. Carraro'nun G2 modeli vardı ikinci bisikletim olarak. Ya tabii ki onunla da gidilirdi de bununla gitmek çok daha iyi olacaktı. Giant sağ olsun yerine başka ayna kol verdi diğeri gelene kadar. Shimano bunu da sağladı. Bu güzel olanı. Ayna kolu göndermek zorunda değildi. Fakat arka aktarıcıdan dolayı bir sorun yaşadığımız için onun ayna kolu yıpratması yani çizmesi etmesi kötü bir görüntü veriyordu. Ve bunu da kabul etti Shimano. Onu da dediğim gibi Giant sağladı aslında. Fakat arka aktarıcıdan emin değilim. Çünkü asıl ayna kol değiştikten sonra ben rahat ettim ve benim zincir atmalarım vesaire kesildi. Neyse geçiyorum efendim. Tabii abi tık 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 ondan bir şey bundan bir şey mis gibisin diyorum sana daha ne olsun. Aynı zamanda jantlarımı değiştim. Colroll'un Elite Disc jantlara geçtim. MT800 rotorlar da taktım. Biraz daha hafif. Yine alüminyum jant ama daha iyi üstünde gelen jantlardan. Onu anladım çünkü tırmanışlarda daha rahat. Tekerin dönmesi, sürtünmeyi daha az hissediyorum yani. Tekerin dönmesi daha rahat. Yani bir jantın iyi olabilmesi nasıl oluyor bunu anladım biraz. Üstünde gelen jantlar bence kesinlikle kötü değil bu arada. Ama bu jantlar ondan iyi. Bu janta tam fiyat performans jantı. Belki bilmiyorsunuzdur çoğunuz Colroll'unu ama ben biliyordum birilerinden ve internetten. En sonunda karar verdim ve bunu aldım çünkü memlekette jant da yok. Karbon jant almak isterseniz yine bir şeyler var ama alüminyum iyi jantlar bulamıyorsunuz. Bunun muadilleri de bence Campagnolo Zonda ve DT Swiss PR 1600'ler falan gibi geliyor ki iki katı fiyata denk gelir burada satılsa onlar eminim. Ben 8000 liraya mal ettim bunu. Onun dışında 30 mm'lik lastiklere geçtim. Üstünde gelen normalde 28'lik Giant'ın kendi lastiği. Onu hiç kullanmadım zaten çünkü P0 vardı benim Pirelli'nin lastiği. 26'lık da o. Çok güzel lastiklerdi onlar da. Fakat GP5000 çok iyi. 30 mm olmasına rağmen yani diğerinden 4 mm daha kalın. Bilinir ya yani böyle düşünülür ya daha kalın daha yavaş diye. Gerçekten inanılmaz hızlandım. Yani çok daha iyi hissediyorum daha doğrusu. Hızlanmasının daha rahat olduğunu hissediyorum. Daha iyi hızlandığını hissediyorum. O yüzden hem daha kalın hem de daha güvenli bir lastiğe geçebilirsiniz. İyi bir lastik olduğu sürece çok iyi akacaktır emin olun. Kullandıkları sele benim çok hoşuma gidiyor. Revolt'ta da aynı sele var. Yani stok selesi bütün bisikletlerinde gelen çok iyi. Approach sele. Ben çok rahat ediyorum. İki bisikletimde de bunun olması benim için çok iyi oluyor. Ona bindiğimde de buna bindiğimde de popom yabancı karşılamıyor seliyi. Benim için çok iyi oldu. Ve gidonu 44 mm geliyor large bedende normalde. Ben 40 mm'lik Pro'nun PLT gidonuna
geçtim. Aero gidon. Hem tutması, yani düz şekilde, flat şekilde tutması daha konforlu. Hem de daha dar bir gidona geçtim. Hem de gerçekten dengeli bir gidon. Altlardan tuttuğumda da, yani buradan, hoodlardan çok dengeli hissettiriyor, güvenli hissettiriyor. Bisikletin kendisi gerçekten çok keyifli, çok çevik ve hızlı bir bisiklet. Tırmanışlarda çok iyi ve düzde de çok hızlanabiliyorsunuz. Çok güzel hızlanabiliyorsunuz daha doğrusu. Rivolta, ben bunun tekerleri geçirip sürüşler yapıyorum, deniyorum bir. O hızlanmayı bulamıyorum. Bir kere yerden daha yüksek kalıyor zaten o bisiklet. Birinci dezavantajı o oluyor tabii ki, ama bunun kendi geometrisi de zaten hız yapmaya çok müsait ve gerçekten çok keyif veriyor. Çevik olması da çok keyif veriyor. Ben geçen günlerde bir tribe girip bunu değiştirmeyi falan düşündüm. Yani bundan memnun olmadığımdan değil de bir farklılık olsun diye yine. Ben yapıyorum öyle arada bazı ürünleri. Sonra dedim ki iyi ki değiştirmedim. Çünkü bugün de iyi ki değiştirmedim dedim mesela. Bugün de bir sürüş yaptık. Çünkü çok keyifli bisiklet hakikaten. Çok eğlenceli oluyor yolda. Hakikaten eğleniyorsunuz yani. Ve ben daha önce alüminyum bisikletler kullanıyordum. Bu bisiklete geçtiğimde ve şu anda diğer gravel bisikletim de karbon. İkisinin de karbon oluşuyla beraber iyice bu konuda deneyimim artmaya başladı ve bir fikir sahibi olabiliyorum. Content 2 disk kullanıyordum, Giant yine. Biraz daha endurance kadro geometrisindeydi. Buna geçtiğimde özellikle yokuşları çıkarken ki farkı hissettim. Verdiğim gücün yere aktarıldığını hissetmeye başladım. Yani karbonun esnememesi gücünüzü çok daha iyi yere aktarır bir hissiyat veriyor diyeyim. Çünkü son zamanlarda okuduğum bazı şeylere göre aslında esneyen bisikletler de o esnemenin tekrar size geri dönüp o gücü yola aktarabilmenizi sağlayan şeyi veriyormuş diye okudum ama. Aslında benim hissettiğim alüminyumda bu kadar seri hızlanamadığım ve bu bisiklette belki geometriden dolayı diyeceğim ama aslında benden çıkan gücün aktarılması ve onun hızlanmama olan payıyla alakalı benim hissettiğim. Hadi bir nebze geometri desek, bir nebze ağırlık desek, bu daha hafif 1,5 kilo kadar kontentten. Yine de o değil. Aslında Revolt'la da aynı şeyi hissediyorum. Bununla da aynı şeyi hissediyorum. Karbonla alakalı, esnememezlikle alakalı bana bir iyi hissiyat veriyor aslında bu bisikletler. Karbonda ben çok daha verimli ve çok daha iyi hızlanabildiğimi, çok daha verimli sürüşler yapabildiğimi hissettim ama araştırma aslında alüminyum veya çelik bisikletlerde de iyi şekilde güç aktarımı olduğunu gösteriyor. Bilemiyorum. UCI onaylı bir bisiklet. Yani Uluslararası Bisiklet Federasyonu'nun onayında bir bisiklet kadrosu bu. Yani güvenebileceğiniz standartları karşılayan bir bisiklet. Benim zaten aklımda hiçbir şüphe yoktu. Karbonla alakalı şüphelerim oluyordu eskiden, evet. Bir aman çukurdan geçtik kırılır mı vesaire bilmem neler olacak mı diye. Ya da en azından ben pimpiriklenecek miyim diye. Sonra araştırmalarımı yaptığımda karbonla alakalı, karbon bisikletle alakalı böyle sorunların kolay kolay olmayacağını, aslında hiç olmadığını, yani çukurdan geçmeyle bir bisikletin kırılmayacağını da farklı durumların olması gerektiğini anlayınca gayet keyifli şekilde ve korkmadan kullanabildim bisikleti. Gerçekten hiç umurumda olmuyor şimdi. Nereden geçtim, nereye indim falan. Sadece kullanıyorum. Hafif olması da gerçekten çok güzel. Yani hafif derken karbonların arasında hafif değil ama genel anlamda hafif. 8,5 kilo pedalla beraber. Pedalım da en düşük seviye yol bisikleti pedalı, Shimano'nun. Dişli oranlarımsa ayna kol 52-36, ruble 11-34. Hem tırmanışta hem de genel anlamda performans için gayet ortalama oranlar. Daha sert oranlar tercih edenler oluyor. 52-36 ayna kol için fena değil. Biraz zorlayıcı. Yani genel olarak düşünürsek. En azından 50-34 gibi rahat değil, 52-36 biraz daha performansa yönelik bir ayna kol. 11-34 ruble ise gayet büyük sayılabilir, yani tırmanış için ideal ama bazıları için büyük sayılır. Zaten üstünde normalde 11-34 geliyor. Giant sağ olsun, Giant Türkiye sağ olsun, alırken yine istediğimizi yapmaya çalışıyor ve ben 11-34 alabilir miyim diye sordum. Uzun bacak arka aktarıcıyı da değiştirip 11-34 rubleyi de taktılar bana. King of the Mountain, yani dağların kralı haline getirdik. Böyle olması da çok işime geldi. Gerçekten tırmanışlarda rahatım. Düzlükte de yeterince hızlanabiliyorum. İnişlerde de yeterince pedal çevirebiliyorum. 70 kilometreden sonra falan çeviremiyorsunuz. O hızlarda da zaten kapanıp inmeye bakacaksınız. Onun için genel anlamda hiçbir problemim yok. Her şeye yetiyor bu oranlar. Bilmeyenler için söyleyeyim. Ruble ne kadar büyürse, yani arkadaki dişliler ne kadar büyürse o kadar yokuş çıkmak rahatlar. Kadansınız artar. Ayna kol ne kadar büyürse o kadar zorlaşır olaylar. Ayna kol küçüldükçe de yine kolaylaşır. Ruble küçüldükçe bu sefer zorlaşır. Yani Revolt'ta mesela gravel bisikletlerde ayna kolu daha küçük olur ve ruble daha büyük olur. Revolt'ta gelen 11-34 ruble aynı bununla.
Fakat aynı kolu daha küçük ve çok daha kadanslı sürebiliyorum onunla. Bu da ek bir bilgi olsun. Onun dışında konfor anlamında da karbon gerçekten işe yarıyor. Bunda karbon sele borusu var aynı zamanda. Gidonu alüminyum ama benim değiştirdiğim de alüminyum bir gidon. Pro'nun PLT gidonu. Ama karbonun genel anlamda kullanırkenki konforu, titreşimleri sönümlemesini hissediyorsunuz gerçekten. İlk etapta onu hissediyorsunuz hatta karbon bir bisiklete geçtiğinizde. Daha sonra tırmanışı da hissediyorsunuz. Ve uzun süreli sürdüğünüzde yani uzun vakit geçirdiğinizde bisikletle daha da iyi anlamaya başlıyorsun. İlk etapta bir şey yokmuş diyebilirsiniz bile ama sonradan gerçekten bu da farklıymış, bu da farklıymış. Evet hissiyatı farklı aslında diyorsun. Yine ben böyle pıt 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 anlattım. Belki kaçırdığım noktalar vardır. Aynı zamanda çok önemli bir artısı var bu bisikletin. Power metresi var. Power metre benim çok işime yarayan bir şey. Herkes için çok önemli bir şey aslında kullandığınızda. Yani şu şekilde kullanmanız gerekiyor. Power metre çok önemli bir şey hepimiz için aslında. Çünkü aldığımız yolda, tırmandığımız yokuşlarda bizim gücümüzü yeterince korumamızı sağlayacak bir şey. Yani ne kadar güç harcadığınız... Yani ne kadar güç harcadığınızı bilirseniz ne kadar onu sürdürebileceğinizi de biliyorsunuz. Şuna istinaden tabii ki FTP değerlerinizi, laktat eşiğinizi vesaire bilmeniz gerekiyor. Nabızdan da bunu bir nevi çıkartabiliyorsunuz ama güç çok daha önemli ve ne kadar güç üretebildiğinizi bilmeniz genel anlamda önemli bir durum. VO2 Max için de önemli, laktat eşiği için de önemli ki Garmin gibi markaların saatleri ya da yol bilgisayarları bu değerleri size otomatik olarak veriyor. Yani power metreniz olduğunda ve nabız bandınız olduğunda veriyor. Şöyle söyleyeyim, power metre bende yokken sadece nabza göre VO2 Max değerimi normalde 45 civarı falan veriyordu. Power metre geldi ve sürekli artmaya başladı çünkü doğru değerleri onun sayesinde ölçebilmeye başladı aslında. Yani hesaplayabilmeye başladı. Sonra 58-59'lara çıktı VO2 Max'im. O sıralarda geziyordu en son. Şimdi Vaho'ya geçtim. Ben Garmin kullanmıyorum. Artık vermeyecek o şekilde otomatik olarak ama ben biliyorum. Bu Garmin sayesinde öğrendim çünkü değerlerimi. Artık kendi değerlerimi bilerek sürüyorum. Mesela iki kere Uludağ'a çıktım ben bu bisikletle. Watt değerlerimi eşiğimin altında tuttuğum zaman o parkuru, o rotayı rahatça bitirebileceğimi ve ertesi günde sıkıntı yaşamayacağımı biliyorum. Veya ne zaman o değerlerin üstüne çıkacağımı biliyorum. O zaman da neler olacağını biliyorum. Ne kadar depolarımı boşaltacağımı, karbonhidrat almam gerektiğini vesaireyi bu sayede bilebiliyorum. Jantla beraber MT-800 rotor taktım. Onu söyledim sanırım. Söylemediysem de Icetec rotor. Fren kaliperleri 105'in soğutmalılar. Icetec yine. O da çok iyi. Üstünde gelen o yani. Frenlerinden de çok memnunum. Disk frensiz bir bisiklete hiç binmek istemem artık mesela ben. 40 santimlik gidona küçültmemin sebebi de biraz daha kapanmak istememdi. Bu bisiklette biraz daha kapanmak çok daha iyi hissettiriyor. 40 nereden çıktı? 42 bu arada ya. Allah Allah, 40 değil 42, 40 çok küçük olur bana zaten. 44'den 42'ye düşürdüm. Large'da 44 geliyor normalde. Onun dışında söylemeyi unuttuğum bir şey yoktur umarım. Olursa da, olmuşsa da ya da merak ettiğiniz şeyler varsa bana yazarsanız ben de cevaplamaya çalışacağım. Eğer benim aklıma gelen bir şey olursa onu da aşağıya yazmaya çalışırım. Bana Instagram'dan da soru sorabilirsiniz. YouTube üzerinden de soru sorabilirsiniz. Instagram'dan takip ederseniz günlük sürüşleri de görürsünüz ve Strava'dan da takip edebilirsiniz. Orada da rotaları, sürüşleri ve performansımı görebilirsiniz. Bu kadar. Görüşmek üzere.